Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Geceniz, gündüzünüz, ömrünüz, yuvanız bereketli ve huzurlu olsun. Amin. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Amin. İstifade etmeyi nasip etsin. Amin. Bunlar ahirete, yani bu okunacak ders sensin. Senin, biz yığılmış, donmuş bir et parçası değiliz. Et parçası değiliz. 18 bin alemin hulasasıyız. Biz 18 bin alemin kavşağıyız, kavşak. İstediğin yöne çıkabiliyorsun. Her yöne çıkabiliyorsun. Burada. Böyle bir alem, insanda cem olmuş. Orada seyahat edeceğiz. Suretteyiz. Suretin üçüncü dersi. Suret sima değildir. Bu sima ayrıdır. Kimlik ve kişiliğidir. Suret ise yaşın, cinsiyetin, enin, boyun, her şeyin suret. Kelam da aynı zamanda suretine giriyor. Şimdi orada seyahat ediyoruz. Suret dersine başlamadan önce 1,5 sene çalışırken komprim mukademe nevinden mukademe yapacağız diye satır aralarına çıkarttım cümleler. Yani şu cümleyi hep tekrar ederim. Bir de tekrar ihtiyaç var. Kur'an anlattıkları var. Kur'an'ın anlattıkları var. Kur'an'ın anlattıklarının içerisinde anlatmak istedikleri anlattığından daha fazladır. Anlattıkları var ya Kur'an. Bu anlattıkları koy kefeye birse, anlattıklarının içerisinde sari, açık olmayan, anlatmak istedikleri manalar var. Mana mertebeleri var. Bu mana mertebeleri anlattıklarından, söylediklerinden, açık olarak anlaşılanlardan daha fazlası var, gizli mana. İnsan da böyledir. İnsan da Kur'an'ın ikiz kardeşidir. Gözüken tarafı var. Yani anlatmak istedikleri var. Bir de anlatmak istediğinin içerisinde anlatmak istedikleri çok var. O nihayetsizdir. Onun için hadiste sucunun, gusunun, zahrun, battun, attun, mutalan, usta telmi, işari, remzi, manalar diyor. Tamam. Bu mana mertebesi var. Yani odun. Odun ama dumandır, nurdur, ütrubel ışınlarıdır, dalga boylarıdır vesaire. Su, buzdur. Sudur, H2O, enerji, esir. Aşağı doğru gittiğin zaman buzdan su, H2O, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat, akılca veri, ruhça veri, Nur Muhammed, Esma. Aynı yerde ama. Bak aynı yerde. Bir yere gitmiyorsun. Buzdasın. İnsan da böyle. Efendim. Şimdi komprim. Şimdi Risale-i Nur'da o ben açık ifadelerde anlatılanları tek tek anlatacağım inşallah. 135 maddedir. 40 tane ders olacak o zaten. Şimdi anlatmak, anlattıklarının içerisinde sarih olmayan, anlatmak istedikleri manaların üçüncü dersi. Ruhun malzemesidir sima. Mümkünat ile ruh arasındaki ilişkiyi, çelişkinin bağlantısı vesilesidir sima. Madde bitmedi. Ruh bu surette tedeni ediyor, terakki ediyor. Ruh bozuluyor, düzeliyor. Yani suret hakikatsız değil, arkası içeriği dolu. Bir daha okuyayım. Madde tekti. Ruhun malzemeleri. Ne demek? 410 sözlerde hemen hatırıma gelen. Surete baktığınız zaman bazı suretler sizi çökertir. Ruhunuzu çökertir. Bazı suretler. Bazı suretler ruhunuzu yüceltir. Haramlar ruhu çökertir. Bazı suretler dersin şuraya bak ya. Engelek giren gibi adamın gözü sokuyor ya. Yani diyoruz ya. Yani seni rahatsız ediyor sureti. Yani adam rahatsız ediyor ya. Hiçbir şey demeden. Mesela basit bir şey. Bak basit bir şey yapayım.
Soru sordu bana. Olmaz kardeşim. Yanlış yapıyorsun. Bir böyle var. Seni iki derece rahatsız eder bu reddetmem seni. Bir de şöyle yapsam. Hangisi daha kötü? Hiç kalamam değil mi? Bir de. Yani böyle. Yani ruhu çökerten, yücelten malzeme suret. Bir de okuyorum cümleyi. Suret, ruhun malzemeleri. Mümkünat ile ruh arasındaki ilişkiyi, çelişkiyi, bağlantı vesilesi. Yani şu. Şimdi suyla benim bir ilişkim var. Ama kağıtla su arasında bir çelişki var. Yani ters orantılı. Statır yani. Şimdi varlıkta ilişkiler var, çelişkiler var. Mesela yer çekimi, bir de itme. Merkez kaç? Merkez çekim var. Mesela büyüme var, yanma var. Yani bilmiyorum, karanlık var, aydınlık var. Eşyada birbirlerine karşı böyle bir ilişkisi var. İşte farklılıkları bir bütün olarak görüyorsunuz. Beni şu anda görüyorsunuz, suret. Suret sakın ha yüze gelmeyin. Bu sima. Bana aittir. Bu bana aittir. Hususidir. Kimse de yoktur. Sende de olmayacak. Seninkisi de kimse de yoktur. Orijinaldir. Senin bir de yedeğin yoktur. Suret ise bunu da alıyor komple. İşte dolayısıyla mümkünat ile ruh arasındaki ilişki, çelişkinin bağlantı vesilesi, sima devam ediyor. Ruh bu suretle, yani elma bir surettir, bu bir surettir, bunlar bir surettir, surettir. Bu suretle tedenni ediyor, ruh aşağılıyor, sima. Mesela harama baktığın zaman da suret aşağılanıyor, bozuluyor veya tefekkür ediyorsunuz bir şeye, yüceliyor. Demek ki ruhun bozulmasına ve düzelmesine sebep olan malzeme zemini, deposu, suret. Başka, sureti anlamak, değer vermeyin bir yolu da suretin yok olduğunu düşün. Olmasaydı ne olurdu? Oldu da onun tersi olduğu, mesela sureti anlamanın bir yolunu söylüyorum. Buldum bir yol. Suret nedir? Anlamak için ne değildir? Yani suret olmasa ne olurdu? Düşün. O zaman suret olmasa ne olurdu? Suret oldu, onun tersi oldu. Bu kadar nimettir. Düşünün. Benim simam yok. Sesler var. Hanımın yok. Çocuk yok, çiçek yok. Yani sima yok, suret yok. Şekil yok yani. Tip yok yani. Görüntü yok yani. Görüntü yok. Ne olurdu? Görüntü oldu, o kadar nimet oldu. Tersten gidelim diye. Bir şeyi anlamak için nedirin başka bir yöntemi budur. Bir de ne değildir. Yani aynı bunun gibi. Suret nedir? Anlatıyorsun anlamıyoruz yani. Ya suret çok önemli, büyük nimettir. E tamam anladım. Suretsiz düşün hadi bakalım. Sureti yok. Yani şekil yok. Şekil yok. Şekil. Ne olur diye. Hanımın şekli yok, çocuğun şekli yok, çiçeğin şekli yok. Sesler var. Hey neredesin? Oradayım. Bak sağ tarafına 52'ye 54 enlem boylam kodları, kodlarla konuşacaktı. Şuradadır falan. Sanki uçak mermi atıyor. Enlem boylam kodlarla konuştuk. Sureti nerede? Aa oradasın. Diyoruz. Ha, sureti anlamak için olmasa ne olurdu? O oldu. Başka, zamanların ve mekanların cem olduğunun tezahürü. Suret zamanın da zemini de içine alıp barındırandır. Zamanların, mekanların konulduğu yerdir. Suret. Şimdi suret olmasaydı zamanı belirleyemezdik. Değil mi? Zamanı belirleyemezdik. Mekanı da belirleyemezdik. Ne olduğu belirlemezdi. Zamanın ve mekanın konulduğudur. Bir şey söyleyeyim. Biraz ezber bozulacak galiba. Einstein zamanı mekanda aramıştır. Zaman mekandadır. Hareketidir. Bizim bir çalışmamız var. Mekan zamandadır.
Ama o da değilmiş. Surette. Zaman surettedir. Yani efendim abi? Biri mülk, biri melekut. Evet. Biri mülk, biri melekut. Buz mülktür, su melekuttur. Mekan, zamanın vücut halicisi mülk, yani mülk de melekut düşün kastediyoruz. Buz ve su. Bir buz düşünün. Buz mülktür. Ama buzu meydana getiren bir melekut var, su. Su zamandır, buz mekandır. Birbirinden ayrı düşünemezsiniz. Onun için kavgalar veya fikir kavgaları yani farklı yorumlar oluyor. Mekan zamanın vücut halicisidir. Mekanın batınısı ise zamandır. Üstad zamana nehir diyor. Nehir diyor. Şerit diyor. Hareketin rengidir. Hareketin rengidir diyor. Şimdi burada ne anlatmak istedim? Diyor ki süret, süreti anlamak, orayı geçmiştik. Zamanları ve mekanların cem olduğu yerdir. Süret. Yani zamanı ve mekanı kaldırın. Süret yoktur. O zaman süret, zamanı ve mekanı cem edendir. Süret, zamanı da zeminde içine alan, barındırandır. Zamanların, mekanların konulduğu yerdir. Mekanı nereye koyacaksınız? Mekan bitti. Allah var, hiçbir şey yok. Mevcut, kainatı yaratacak. Mekanı yaratacak. Nereye koyacaksınız? Zamana koydu. Zamanla koyacaksınız, mekana koy. İkisinin cemi süret. Allah Allah. Başka bir madde, suretler hakikatleri ifade ederler. Şunu anlatacağım. Hep geçen hafta da demiştim belki. Kayashiki Hitoshima denilen bir Japon filozof ve aynı zamanda bir Isuzu dinin öğretinin kurucularındandır. Isuzu araba markası gibi gözüküyor. Nissan araba markası gibi gözüküyor. Mitsubishi araba markası gibi gözüküyor. Dindirler bunlar Japonya'da. Dinin isimleridir. Aileler şey yapıyor. Mesela bazısı var, hangisi? Mitsubishi galiba. Fareye tapan bir din. Böyle. Ne şaşırdınız? Sığıra tapan var. Güldünüz. Ya, sığır canlı değil mi? Fare de canlı. Betona tapan var. Şimdi hak etti. Şöyle fazla güldünüz ya bu. Bu tamam. Fare din oluyor da. Beton din oluyor da. Fare niye din olmasın? Tamam. Şimdi niye buna girdi? Kayashiki Hitoshima denilen bir adam benim çok meşgul etmiş ve benim lise dönemimde de şey yapmıştım, okumuştum. 434 sayfalık bir kitabı var böyle. Neyin üzerine yazılmış? Suret nedir? Adam buna ömrünü vermiş. Zaten onun öğretisi din, suret üzerine kurulmuş. Ve uğraşmış. Şu anları verir misin bana Resul? Uğraşmış. Ömrünü suret nedir diye onu anlatmaya çalışmış. Suret. 434 sayfa etkilemiş beni. Ustad Hazretleri surete bir cümle söylüyor. 76. Dördüncü nokta. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Lafız manaya bakar. Yani buzdan suyu alın. Ne oluyorsa manayı lafızdan alın. Lafız da böyledir. Peki, cesetten ruhu alın, buzdan suyu almak gibidir, tamam mı? Bir de okuyayım. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Bildiğimiz yola gidiyor, bak bir şey anlatacak. Lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Bunu da anladık. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, suret. Yazı, sesime hiç benzemiyor. Sesi benziyor mu? Bakın. Ama onun içinde gizli barındırmış. Hiç ömründe ama Elhamdülillah Rabbil Alemin harflerini görmese dese ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin hayal edebilir mi? He böyledir lan böyledir. Hiç görmüyor. Sesten şekli gidemezsiniz. Şekilden de sese gidemezsiniz. Ömründe ahraz hiç duymuyor. Şeyi gösteriyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Duymuyor ya.
Elhamdülillah'yı görüyor ama ne demek, nasıl ifade edip bilemez. Tamam mı? Şimdi ruh, ceset ruha dayanır. Lafız da manaya bakar. Bu bildiğimiz yok. Şimdi esas geliyor. Kayashiki Hitoshima 434 sayfada suret nedir anlatıyor. Ustad bak bir cümleyle işini bitiriyor. Ona göre suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Bu kadarla 434 sayfayı bitirmiş. Suret hakikata istinad eder, ondan kuvvet alır. Yani ben şu görüntüm batının dışa vuruşudur. Mesela kirazın rengini için öyledir. Taşımış olduğu mananın dışa vuruşudur. Mesela diyoruz ki yaşı budur. Ahlakı budur. Ahlak da gözüküyor. Yaşı da gözüküyor. Ha? Dolayısıyla dışa vuran batını dışa taşımış. Adam soğan yemiş. Ağzı kokar. Ha? Aynı bunun gibi suret hakikatleri taşır. Hakikatların dışa vuruşlarıdır. Hakikat ne demek? Hakaik eşeği sabit edin. Esmaların bütünlüğüdür. Esmaların bütünlüğü. Bakarsınız Sani gözükür. Bakarsınız Rahman gözükür. Bakarsınız Hakim gözükür. Hikmet gözükür. Vesaire. Devam ediyorum. Suretler hakikati ifade ederler. Detayı daha ileride var. Başka bir yer. Suretler kudrete istinad ederler. Yani ilmi vücutların vücudu haricileri, kılıfları ve libaslarıdır. İlmi vücuda, yani çekirdekteki programa ilmi vücut deniliyor. Kudret taarruk ederse mahluk olur. Dolayısıyla ilmi vücutla mahluk vücudu anlatmış oldum bununla. Kudret taarruk etmemiş programa ilmi vücut, programa kudret taarruk edip de o programı dışarıda gösterirse şekil olarak ona mahluk denilir. Ha? Şimdi dolayısıyla suretler, yani suretler, görünüşler, kudrete istinad eder. Yani ilmi vücutların vücudu haricileri, dış varlıkları, kılıfları ve libaslarıdır suret. Lemalar 240'te şöyle diyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuş hikmetini okutturur. Demek suret kuvvetin donmuş halidir. Suret kudretin donmuş halidir. Zaten fizikte E eşittir mc kare, madde yoğunlaşmış enerjidir. İşte bu suret de, yani enerji Arapçası kuvvettir. Biraz da Arapçası kudrettir. Yani şu beden donmuş enerjidir. Donmuş hayattır. Daha arkaya gidiyorum bak. Donmuş ettir. Tamam mı? Donmuş bir maddedir, dondu. Yani bu suya doğru gidiyorum. Donmuş ettir. Yani donmuş kudrettir. Yani donmuş hayattır. Yani donmuş his ve şuurdur. Donmuş akıldır. Donmuş ruhtur. Donmuş güneştir. Bu güneştir. Kağıt güneştir. Odun güneştir. Tamam. Fiziği alt üst edecek şeyler bunlar ama odunun yakın ne çıkıyorsa onun donmuş halidir odun. Odundan çıkana bakın güneş çıkıyor. Değil mi? Güneşe gidiyor. Hani sıfır değil ama sanki şarjlı pil. Odun donmuş güneş pil. Şimdi demek suret kuvvetin donmuş hali. Kaynağı mahiyeti ise kudret sıfatı bu. Suret donmuş kuvvettir, enerjidir, güçtür. Zannetme ki vücud ilmisi var. Suretler mahlukturlar, vücudu haricidirler. Ha? Bu madde de bitti. Başka bir madde. Suret, şey adını alan, sıfatını alan her şeye giydirilmiş libastır. Şey, şeyi evvel, şeyi ahir. Yani şey, mahluk. Her manaya giydirilmiş libastır suret. Artık ne anlarsın? Manaya giydirilmiş libastır. Her mana. Kelam surettir. Mana çünkü barındırıyor. Her manası olanın
kendi vücudu haricisine suret deniliyor. Maneye giydirilmiş, giydirilmiş libastır suret. Meculde suret var mı? Meculde içeride belirlenmiş yoktur. Yoktur. Meculün sureti yok. Yoktur. Arş-ı Azam'dan başlıyor o zaman. Evet. Suret suret arşta maaş diyor. Çünkü Arş-ı Azam cevherler memleketi. Ruhada bir şey suret giydirmiyor mu abi? Yani suretin hani dedik ya Miraç Mebde ve Muta arasındaki hayti ittisaldır. Suretidir. Yani Miraç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın telakkisinin suretidir. Yani Ahmet ile Muhammed arasındaki hakikatin suretidir. Peki Miraç Kab-ı Kavs'e ne kadar olmuştu? Sen geçen hafta gelmemiştin İrfan. Onun için bu anlatıldı da hasreten seni kastettiğimde bir aşağı. Oysa bu cevap verilmiş. Çok zordur. Suret arşa kadardır ama Miraç Kab-ı Kavs'e ne kadardır? Nedir o? Şu. Suretten murat üç yapıdan donanımda meydana geliyor. Suret, sirettir, sıfattır, ahlaktır. Dedik ki, ahlaksa Arş-ı Azam'ı barındırıyor. Sıfatsa lef-i mahfuz'a kadardır. Tamam? Siret ise Arş'a kadardır. O zaman sureti bazen sıfat makamında kullanılıyor. Çünkü suretten maksat, yani bu suretin, suret mülktür, buz gibi. Susu nedir? Suyu. Yani buzun suyu var ya. Ha, suretin batınısı işte suyu, ahlaktır, sıfattır, sirettir. Tamam mı? Dolayısıyla miracın suret diyor. Ama suretin hangi sıfatıdır? Çünkü Miraç arşa kadardır. Ondan sonra lef-i mahfuz içine barındırandır. Kab-ı Kavs'e kadardır. Ha? Abi o zaman ruhun rengini, ruhun bir rengi olması, yani suretinin olması nasıl anlayacağız o zaman? Yani o zaman ben anlarım ki ruhun rengi varsa sureti de var. Sureti var ama suretin ahlak yapısı var. Suret üç şeyle geliyor. Bak suret nedir? Tencere getir. Anladın mı şimdi? Tencereyi getir. Ahlakı koy. Ahlak, huluklar, huyların cemi. Koy tencereye. Sıfatı da koy, karıştır. Bir de sireti de koy. Karıştır. Bu dünyaya koy. Bu suret. Onun için bunu anlamayan ya nasıl olur ya Miraç anlamaz. Çünkü Miraç suretin hangi üçü de kullanılmış. Siret de kullanılmış, sıfat da kullanılmış, ahlak da kullanılmış. Allah Resulü kullanmış. Mesela arşa kadar neyi kullanmış Resulullah? Cismiyle gitmiş. Peki, odaki yöntem ne yöntemi kullanmış? Burak mı, refref mi? Burak. Oraya kadar kullanmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cismiyle gitmiş. Ama cisim arşa kadardır. Ama şeyin, suretin sıfat da lef-i mahfuz için alıyor. Lef-i mahfuz. Ahlak ise hulukların, cemiyo huyların arş-ı azam için alıyor. Allah Resulü ahlakıyla. Çünkü sen en mükemmel bir ahlakta yaratıldın. Ya. Şimdi abi biz hani miracı normalde yani bütünlük olarak diyoruz. Aslında miraç İsra kısmı vardır. Bir de miraç kısmı vardır. Biz aynen. İkisini hep birlikte kullandığınız için çözemiyoruz. Miracı üç konuda kullanacaksın. Üç konuda Mescid-i Aksa'ya kadar, Arş'a kadar, Kab-ı Kavsen'e kadar. Arş'ta Kab-ı Kavsen ref, raf, Arş'a kadar ise şöyle yapayım. Yani mecud in aşağıya Kab-ı Kavsen in aşağıya Arş-a Azam İn aşağıya lef-i mahfuz, in aşağıya arş, in aşağıya cennet. Şu, arşın dibine kadarki suret, Burak'la gitmiş.
Tamam. Burak. Ama öyle bir Burak ki, anlatmıştım Burak nedir. Neydi? Hatırlayamadım. Zanları. Allah diyor ki, Allah diyor ama buna. Ya hakikaten elhamdülillah, hamdolsun. Kendisini nasıl biliyorsa onu öyle takdis ederiz. Peygamberimiz dünyada yaşarken aleyhissalatü vesselam, bak peygamber anlayışına bak usta ne diyor. Allah hakkında, alemler hakkında bir düşüncesi vardı, zanları vardı, düşünceleri vardı. Şimdi o görmedi kendisi, keşifleri var. O alemler hakkında bir düşünceleri, itikatları, zanları vardı. Miraca gittiği zaman şöyle yapmadı bizim gibi. Ay Allah Allah, Fesubhanallah, şaşırmadı, gözü yalanlamadı. Hayrette kalmadı. Şöyle yaptı. Tabii canım. Bir tanesi gelse Risale-i bilen ders yapan adam. Ya Allah Allah, yatak odası nerede burada ya? Der mi? Tabii canım. Ders yeri böyle olacak. Ya. Tamam. Ama ev gibi düşünen bir adam ne der? Ona tuvaleti nerede ya bu salonun? Allah Allah, yatak odası da yok. Şaşırmaz mı? Seni bir eve götürür. Ona neresi lan ya? Şaşırır. Ama dersleri bilen, dersi gelen adam bir yere gittiniz siz. E tabii canım. Dersler böyle olacak. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşarken zannettikleri şeyleri Miraç'ta zaten öyle bir yakini, bir imanı var ki hiç şaşırmadı. Kalbi yanılmadı, gözü yalanlamadı. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ha, gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. İtikadı yalanlamadı. Tabii canım böyle oldu. Ömründe ilk defa ampulü gören. Aa, bu ne çıkıyor ışık? Şaşırdı değil mi bizim için? Abi lamba yandı, lamba ışık çıktı biliyor musun? Ne çıkacaktı yani? Ha, biz nasıl ışık lambadan, ampulden ışık bekliyoruz değil mi? Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Allah Resulü'nün itikat ettiği, dimağının itikat ettiğini kalbiyle, tabii canım böyle olacak. Ha, o arşa kadar nasıl bir iman? Tam mutabık, zanlarıyla hakikat aynı. Mükemmel. Aleyhissalatü vesselam. Allah şefaatine mazhar eylesin. Şefiğimiz ya. Herkes nefsi nefsi dediği zaman delilerin kralı tövbe estağfurullah Lazca ifadesiyle bana itiraz edecekler ama peygamberimle benim aramdaki ilişkiye münasebete ver bu sözümü. Delikanlının en şeyi yiğidi. O ümmeti ümmeti diyecek. Göreceksin o zaman bu kimdir. O zaman ne kadar ihtiyacın olacak. Haşir meydanına peygamberler bile değil mi? Nefsi nefsi diyecek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah şefaatine nazar eylesin. Amin. Başka şeyimiz yok ki şansımız yok. Peki. Suret. Suretler hakikatlere istinad ederler. Ondan kuvvet ve medet alırlar. Yukarıda bir cümleyle ifade etmiştim. Suret hakikatları ifade ederler diye demiştim. Başka? Suretler maksat yani alt veri tabanı siret, ahlak sıfattan beslendiği için ihata etmek zordur. Yani sureti ihata etmek zordur. Niye? Suretin batınına indiğin zaman konuşacağımız ders, 1,5 sene uğraştığım şey suretin zahirisidir. Zahirisi şu, ağacın çekirdeğine batın, ağacın meyvesine ahir, ağacın görüntüsüne zahir, ağacın içindeki makina batın. Biz suretin ağacın görüntüsününle konuşuyoruz. Suret. Filozofların, düşünürlerin cevelan ettiği konuyu, ders konusu ha suret. Neyi dinlediğinizi bilin ya. Bunun üzerine kavgalar olmuş ya. Yani fikir kavgaları demek istiyorum. Bak, suretten maksat yani alt veri tabanı siret, ahlak, sıfattır. Bunu tespit etmek korkunç, olanaksız gibi bir şeydir. Ustaç yapmış. İnna Allah halakal insana ala sureti rahman. Hadis. De ne diyor? Orada yorumluyor Emirdağ'da. Diyor ki, Allah insanın suretini sureti rahman olarak yaratmış. O zaman zahirciler, mealciler, vehhabiler insanın zahiri görünüşüne Rahman diye bakmışlar. Rahman. Ustad diyor ki, surette murat
ahlaktır, sirettir, sıfattır. Batındır. Buzdan murat sudur. Dışa vuruşudur. Ondan suretin hududunu tespit etmek zordur. Yani suretin batınısı olduğundan kayıt etmek zordur aşağıya. Nereden başlıyor, nerede bitiyor, tespiti zor olmuş. Çünkü bazen sıfatlarını kullandığı için suret şekline daire-i ilimde giyerler. Yani sureti oradan gelirken daire-i ilimde programdırlar. Daire-i kudrette ise şekle gibi bürünürler. İnşallah ben Şecer-i Hilkat'ta bir eksiğim doldu. Daire-i ilim, daire-i kudret olacak. Daire hayat var. Daire-i ilim, daire hayat var. Daire-i kudreti koymamışım. Daire-i kudret. Suretlerin programı daire-i ilimdedir. Şecer-i Hilkat şuradadır. Şu gelerken görüyorsunuz orada. Daire-i kudrette vücud haricileri giymiştir. Biraz zor düşünüyorsunuz ama. Sana bir şey sorsam, bu cismaniyetten buraya nasıl gelmiştiniz? Onu bir daha hatırlasak. Şey niye sordum? Çünkü suret değil mi? Sadece hani insanın sureti diye düşündüğümüzde aslında dersin daralıyor. Aslında cismaniyeti. Evet, yani suretten murat, çok basit bir görüntü zannediyoruz, cismaniyetin donmuş hali. Eşyayı da aslında. Tabii eşya, ses. Yani aslında varlık, bu görünen şey. Vesvese de surettir diyor usta, surettir diyor. Varlıktan konuşuyoruz, varlık nedir diye konuşuyoruz. Aslında suret nedir'in yerine kaldır, doğru söyledin Osman. Varlık nedir? Varlık anlayışı. Onu sorguluyoruz. Onu sorguluyoruz. Sen aslında onu sorgulamıştınız, onun için buraya geldiniz. Evet, evet, evet. Cismaniyetten hani. Cismaniyetten, ha evet, ha onu diyorsun. Ha, ha bak. Şimdi dedim ki, bu varlık nedir? Sureti, lügata kimse bakmaz yani. Kim baktı şimdiye kadar lügata? Ben bile bakmamışım. Bir buçuk sene nasıl verdim, niye verdim? İlk önce şunu sorguladım. Cismaniyet nedir ya? Yani varlık nedir? Var nedir yani? Var ne demek bu var? Bunu sorguladım. Dörtte üçünü gittim. Dedi ki bana cismaniyet, varlık. Sureti çözmeden beni çözemezsin dedi. Suret. Surete girdim. Tam bitiriyorum. Simayı çözmeden beni çözemezsin dedi. Tam simayı çözüyorum. Dedi ki karanlıkla zulmeti çözmen lazım dedi. Karanlık zulmeti çözdüm. Tam bitiriyorum. Adem'le vücudu çöz dedi. Adem'le vücudu çözdüm. Adem'le vücudu ders yaptık. Sonra geri geldim. Simayı çözdüm. Meğer biz baştan başlamışız. Battaniye, ilk önce battaniye yani paltoyu çıkar, ceketi çıkar, kazağı çıkar, gömleği çıkar, atleti çıkar da adama gireriz. Biz meğer baştan hepten adamı soymaya başladık. Lan çıkartmadan oraya nasıl yapacak? Cismaniyet öyle olmuş yani. Yani bu derslerde bir de yöntemi öğreniyoruz yani. Allah Allah, adama hiç paltosunu çıkarmadan, ceketi, kazağı, gömleği çıkarmadan cesedini anlamaya çalışıyoruz. Dur lan bundan birini çıkart hele ya. Şimdi vücutla Adem. Hep iyi meşgul oldum. Pek yok. Allah rahmet etsin. Yani bir herhalde Bayram Hoca var Mahmud Efendi cemaatinde. Bir o Adem'le meşgul olan bir zat biliyorum. Başka bir doları kimler bana ulaştırmışsa bir o adam. Bu şehit boşuna şehit etmediler onu. Bıçakla şehit ettiler mihraptan. Tamam mı? Mekanı cennet olsun. Ondan sonra meğer adam Adem'i fark etmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani Adem'den bahsediyor. İşte o adam onu çözdü orada. Adem acayip bir şeydir. Vücudun arkasına gir. Yani Adem buzun suyu gibi. Mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık. Varlığın ifade edildi, zeminsiz zemin. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Varlığı neyin üzerine kurdu? Hiç Adem'in üzerine kurdu. Ve mekan mı? Hayır değil. Değil nedir peki? Değil de değildir. Var da değildir. Bir de sıfır. Bir de sıfır işte. Tamam.
İlk önce biz arkadaşlar Adem'le vücudu çözdük. Karanlıkla zulmeti çözdük. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. Sonra simayı çözdük. Simayı çözerken bir baktık ki dekayki şefkat, letayfi refet, şuat merhamet ilahiye. Batınısı da bu. Simanın. Sima buzdur. Suyu ise bu üç tane şey. Sonra surete geçiyoruz. Sureti de bitirince dersten sonra, 40 dersten sonra sizi şeye davet edeceğim. Cismaniyete. Sonra o da bitmiş hazır. Sonra kadere davet edeceğim. Belki de 40-50 derste olacak. Ondan sonra ömrümüz varsa senin ve benim, ondan sonra bu bitince de herhalde ölürüz. Manasız suret en az 40 tane olacak ders gibi. Ama merak etmeyin, bıktırmayacağım sizi. Her hafta suret yapmayacağız. Bu hafta yetiştirebilseydim endişe yapacaktım. Büyük ihtimalle haftaya endişe yapacağım. Endişe ne demek? Bu kelime endişe ama bak hep dolaşıyoruz. Kullanmadığımız bir mana, gezmediğimiz bir yer kalmıyor. Zahirde bir kelime, bir ders zannediyorsunuz ama simada ama suretten girdik ama bak girmediğimiz yer olmuyor değil mi? En az 15 tane ders kullanıyoruz malzeme olarak. Devam ediyorum. Nakkaş ezelinin yazılarının yazıldığı zemindir suret. Yani varlık sorgulaması. Osman dedi ki, abi diyor bir daha tekrar et, çok güzel hoş oldu sağ olsun. Yani sureti suret olarak anlamayın. Varlığın sorgulama dersidir bu. Varlık nedir? Varlık. Çünkü suret varlıktır, varlık da surettir. Yani varlık sorgulama dersidir. Varlığın neyin nesidir? Neyi tanımlıyor, taşıyor? Bir daha okuyayım o maddeyi. Nakkaş ezelinin yazılarının yazıldığı zemindir. Başka bir madde. Herkesin niyet ve noktayı nazarına göre değişkendirler suret. Herkesin nazarına göre bakarsın böyle başka görür, o başka görür, o başka görür. Herkes sizi farklı görür. Hanım sizi farklı görür. Anneniz farklı görür. Çocuk farklı görür. Şeytan sizi farklı görür. Borcunuz var olan dükkan seni farklı görür. Alacaklılar seni farklı görür. Tamam mı? Yan kesiciler farklı görür. Ben seni farklı görürüm. Herkes farklı görür. Yani şeye göre herkesin niyet ve noktayı nazarına göre değişkendirler suret. Herkes farklı surette görürler. Zannetmeyin ki siz busunuz. Ben mesela gördüğünüz gibi değilim yani. Sen de değilsin. Bunu ilkokul 4'e giderken sorardım. Bizim köy şöyle. Karşıki bir köy var. Ortada bir vadi var. Dere. İlkokul 4'e giderken hiç unutmuyorum ama şimdiye kadar hiç çıkartmamışım. Çünkü bana o zamandan beri böyle düşünüyorsan sen o zamandan beri kafayı yemişsin. Deli demesinler diye. İnan ilkokul 4'e giderken şu yapardım mübalağasız. 3-4 tane böyle manyak bir şeyim var, sorular var Doğu Çağ'da. Şu köyden şuraya bakardım karşıya karşıya. Şöyle derdim. Acaba o gördüğüm şey benim gördüğüm gibi midir? Sonra çocuk kafasıyla dönerdim böyle. Bakmayayım ama çaktırmadan bakayım. Öyle. Sonra diyordum ki gene ben bakıyorum. Gizli de baksam, aşikare de baksam ben bakıyorum. Ama şuna inanıyorum ki ve inanıyorum ki benim gördüğüm gibi değil. Senin gördüğün gibi değil. Senin gördüğün gibi değil. Sen beni gördüğün gibi değilim abi. Ben ne kalmayalım da. Ama öyleyim. Öyleyim, öyle değilim. Bak örnek verdim. Senin çocuk gördüğü gibi mi hanım görüyor? Alacağın olan adam seni nasıl görüyorsa, borcun olan adam da seni aynı öyle mi görüyor? Seni sevenle seni nefret eden aynı şekilde mi görüyor seni? Aynı görseydi zaten borçlu. Alacak gibi olur. Hayır, borçlu kızgın bakıyor sana, alacaklı nereye geldi diye bakıyor yani. Yani. Mesela herkes eşit gözükse hakimle hırsız aynı. Abi orada şey oluyor mu mesela hani Efendimizin hadisi var ya aleyhissalatü vesselam. Kapıyı aç mı diyor? Kapıyı aç. Hazreti Ebubekir geliyor ya Resulallah ne kadar güzelsin doğru söyledin diyor.
Evet. Böyle de, Ebu Cehil diyor ki ne kadar kötü bir çirkin bir adamsın. Ona da doğru dört bin diyor. Biri baktı kendini gördü. Ben, evet, evet, ben bir aynayım. Herkes kendisini ben de seyredir. O. Bir daha okuyayım. Herkesin niyet ve noktayı nazarına göre değişkendirler suret. Herkes farklı surette görürler. Suretin böyle herkese farklı gözükebilme özelliği var. Yani dönük değil. Mevcudatı herkes farklı görür. Görebilmesi için nihayetsiz suretlerin cemidir. Yani beni farklı görebiliyorsan birbirine bindirilmiş nihayetsiz şeyler var, suretler var. Geçen hafta yapmıştım size suret. Tırırt tırırt. Birbirinin üzerine bindirilmiş farklı şahsiyetler var. Ama şu anda gözüken tek şahsiyet. Onu göstereceğim. Mevcudat herkese farklı görür. Vücudatı görebilmesi için nihayetsiz suretlerin cemidir suret. Suret cemdir. Camül ezdattır. Zıtların cemidir. Farklılıkların cemidir. Suret zıtların cemidir. Yani günah da var, sevap da var. Yok mu bizde? Günah da gözüküyor, sevap da gözüküyor. Aynı memlekette ama nazarında fena bir memlekete düştü sırrı barındırıyor. Biz buradayız. Ustad diyor ki aynı memlekete gidiyorlar ama nazarında fena bir memlekete düştü. Bir memleket fena değil. Nazarındaki fena memlekete. Suretindeki memlekete. O zaman biz dünyamızı biz oluşturuyoruz. Hakiki dünyada yaşamıyoruz. Dünyanın içerisinde kurguladığımız dünyanın içinde yaşıyoruz. Psikoloji hastalar bundan tedaviye gitmiyorlar. Neyim var benim diyor ya. Başka bir göze bakamıyor. Kurguladığı bir dünya var. Mutlaka doğrudur. Sorgulanamaz. Sorgulattırılamaz. Kesin yani. Bunun dışında olanlar hepsi manyaktır, delidir. Dolayısıyla hasta ise sizsiniz hasta der. Sebebi işte kurguladığı dünyayı sabit zannetmesidir. Oysa biz hiçbirimiz zanlarımızın oluşturduğu dünyada yaşıyoruz. Hepimiz. Ne kadar terakki edersek, bu derse katılırsak, enfusi dersten olursa, zanlarımızdan çıkıp hakikatine kavuşacağız. Şu anda zandır. Allah Resulü'nün ifadesiyle insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Uykuda olan adam. Bak böylesin az. Sen böylesin. Böylesin. Ama şöylerin toplamışsın. Bak birbiri üzerine bindirilmiş şey aher. Hepsinde ayrı bir şahsiyet var. Karakter yazılmış üzerine. Bak bindirilmişsin. Bak bindirilmişsin. Bak, bindirilmişsin. Bak, bindirilmişsin. Bak, bindirilmişsin. Aa, karşıma geçmişsin busun. Takkemi anlattı. Bir sürü tırırırt. Yani ampul saniyede 60 defa yanar söner. Tırırırt. Ama o kadar hızlı yanıp sönüyor ki gözün görme kabiliyetinden hızlı biz devamlı yanıyor zannediyoruz. 60 lira. Bunu yandım söndüğünü ne zaman anlarsın? Dağdan ovaya bakarken, karadan denize bakarken, ampul uzaktan görünce tırırırt diyor. Doğrusu odur. Ha. Şimdi sen de ben de bütün varlık kudretten ilime, ilimden kudrete var olup yok oluyoruz. Ha şöyle bak. Tırırırt. Bazılar diyecek Allah Allah. Şu anda var olup yok. Aynen böylesin. Şu anda var olup yok oluyoruz. İşte bu kadar adam değilsin yani. Her an, onun için ceddüdü imanekum billah, la ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin. Şu anda var olup yok oluyoruz, ampul gibi. Dırr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 
da olduğu için. Akıl idrak etme, tefekkür etme kabiliyetinden daha hızlı var olup yok olduğumuzdan var zannediyoruz. Onun için uykudayız. Kendimizi var zannediyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Aynı mı? Aynı. Gidiyorum, bir daha gelmiyor. Başka geliyor.
her giden canlı ve ruhludur. Yani şak 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 fotoğraf, o cansız. Onu ona can ver işte. Her giden canlı, şu anda ben neysem, şu anda canlı, ruhlu, akıllı, hep oradaki hep canlı ve ruhlu benim. 110 sözlerde anlatıyor. Alemi gayb, yani mazi ve mustakbel, canlı ve ruhlu, erbah ile dolu olması diyor. Gelecek vardır. Yoksa nereye geliyor? Gelecek neyse geçmiş aynıdır. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Aynı şeydir. Çünkü istikbal hale uğrar, maziye dökülür. Mazi alemi gayb'tir, gelecek de alemi gayb'tir, imam-ı mübindir, aynı şeydirler. Geçmiş ne kadar kesinse gelecek de o kadar kesindir. Eğer gelecek yoksa yaşama şansımız yoktur. Yol yoksa araba nereye gidecek? Bu abi şeyde mesela hani az önce dediniz ya, o akordeon gibi olan kişi kendi gördüğü suretlerini, kendi açısından suretlerini. Evet. Yani şimdi bir Hasan abi siz bir tanesiniz şu an ama buradaki bütün salondakiler adedince herkesin kendi alemindeki Hasan abi farklı. Evet. Herkesin aleminde ben farklıyım, evet. Hangisi o akordeon gibi olan? Aslı mı? Hiçbir tane aslı yok. Çünkü ben burada aslı değilim ki. Aslı fotokop şeyim, burada hep fotokopiyim. Meçhuldeyim ben. Ondan sonra bu benim gömleğim demiyor muyum? O da Esma. Bir dakika, ben aslı mı bu? Bu benim aslı mı? Değil. Bana ne diyorum ben? Benim gömleğim. Geri çeli. Atletim. Benim atletim. Yırtığı çıkmasın da. Atletim. Benim cesedim. Benim hayatım. Benim şuur ve isim, benim aklım, benim aklım bunu kaldırmaz ya. Benim ruhum, ruhuma çok ağır geldi, benim ruhuma. Ruh, ben deyin ruh değil gene. Ruh sana verilmiş. Onun için niye kirlettin denilecek ruh. Ha, ben derken ruhu kastetmiyorum bile. Benim ruhum. O derken, o ben diyen ruhun arkasında, o benim. Diğerleri hiçbirisi ben değil. Hepsi kullanmak için malzeme. İşte onların bütünlüğü, suret. İşte bu derste beni arıyoruz. Aslında herkesin gördükleri var, hakikatte olan belki de yok. Yok. O zanlarda. Bugün bir gün felsefe toplantısında kelam nedir konferansı var. 4-5 kişi konuşuyor. 4 veya 5 kişi. 10 dakika hepsi. Konferansta beni de çağırdılar. Panteistlerdi, çoğunlukla solcular. Fakat beni çağırmalarının sebebi dinle dalga geçeceklerdi. Adil de bu işte yani. Bunlar işte böyle fikirsiz, basit, softa. Anladım yani beni niçin çağırdıklarını. Anladım. Ben de ne olduğunu size bir göstereyim. Muhakimattan kelamı bir çıkarttım. Kelamı. Yani bak maskaralık yapmak için çıkarttılar. Kelam nedir? Girdim aşağıdan, o etlene getirdim, herkesin önünde düğme var. Kelam budur, belki 5 dakika, batını taşıya taşıya, yani buz gözüküyor ama, kelam buza benziyor ama, buz ama su değil midir? Su ama haşikyo değil mi? Haşikyo ama enerji değil mi? Kelam ta kalpte manadan boyalana, eklene, çakma, kaynak yapma, boya, çıkart, ekle falan, kelam gözüküyor ya, o kelam ta... Batını taşıdım böyle. Ustad kaç diyor? 33 tane mertebe. 33 tane hakikati. O kelam budur. Ondan sonra baktı ki adam düşünen. O zaman ben değilim bu. Kim bu? Hemen düğmeye bastı bir tanesi. Ekranımda gözüktü. Bilmem kaçıncı numarası şeyde oturan sorusu var. Onaylarsam soru sorabiliyor. Genelleniyor. Buyurun dedim. O zaman ben kimim dedi. O zaman ben kimim? Hiç düşünmemiş. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim aklım diyen akıl değil, benim ruhum diyen ruh değil, benim gömleğim diyen gömlek midir? Sahip çıkılandır, sahip çıkan benim. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Benim ruh diyen, benim ruhum kaldırmaz, ruhuma acayip ağır geldi diyen ruh değil bunu söyleyen. Ama onu kullanıyor, ağzı kullanıyor. Adam mecbur tabii, o zaman ben kimim dedi. Sandalye numarası çıktı ama hangisinde oturuyor bir göreyim dedim. Loş bir ışık vardı. Kim soruyor elini bir kaldırsın dedi. Bunu kim soruyor? O zaman ben kimim dedi. Tamam. O da elini kaldırdı. Mikrofon.
kafanı sıktın seyyar. Kürsüden indin. Adam korktu. Çünkü sen bana bu konuşmada nasıl bunu soruyorsun? Diyecek, tamam mı? Sen misin dedim sana, siz misiniz? Benim dedim. Al ben mikrofonu. Seyyar, yürüyorum ama bütün kamera hep bu. Adam yürüyor, delinin birisi. Gittim. Dedi ya, o zaman ben kimim? Gittim, adama dayandım. 52 seneden beri ben de onu arıyorum. Yanında dedi. O da başka bir mana. Ben de onu arıyorum. Ben kimim? Ne yaptı biliyor musun? Şöyle yaptı. Sanki bir Allah'ı arıyordu. Sanki bir cennet arıyordu da bulamadı. Çıktı ya böyle. Daha beter oldu ya. İşte adam bir tanesi buraya getirdiler Bakırköy'de. Buraya. Bu masa yoktu. Burada ders yapıyorduk. Adam Allah'ı niye görmüyoruz diye merak etmiş. Tamam mı? Size teneffüs ettireyim şu anda. Allah'a demiş ki bir yer var bir götürün oradan sorarız. Tamam mı? Allah'ı niye görmüyoruz diye gelmiş. O gün de ders tevafuk etti. Bir baktı ki Allah değil, insan kendisini görmemiş hiç. Hiç kimse kendisini görmemiştir. Abi ben bu muyum? Bu senin siman. Bu sen misin gömlek? Bu da senin gömleği. Hakikat gömleği değil mi? Bu sen misin? Peki bu sen 10 yaşındaki kimdi? Bu sen değilsin ki. Buna ne diyorsun? Benim siman demiyor musun? Benim vücudum demiyor musun? Benim siman. Bu benim simam. O benim, ben kim? O beni gören yok. Bu simandır senin. Bu senin gömleğin, bu senin gözlüğün. Bu senin siman. Hiç kimse ben olanı beni görmemiştir. Adam buraya geldi. Allah niye görmüyoruz diye. Bir daha başka bir bela çıktı kafasına. Kendini de görmemiş. Dedi ki, duydu. Lan beni nereye getirdin? Ondan sonra doğru söylüyor dedi. Ben Allah'ı merak ediyordum. Şimdi daha beter oldu dedi. Hakikaten ben kendimi görmemişim. Ne zaman Allah'ı göreceksiniz biliyor musun? Ne zaman kendinizi görürseniz. Men arafe nefse fakat arafe Rabbim. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendini müşahede eden Allah'ı müşahede edecektir. Ya benim bir sorun vardı dedi. Ya. Arkadaşlar, senden daha cani, daha muamma, daha bir acayip bir mahluk yoktur. Olamaz. Allah'ın dışında ne hatırına geliyor? 18 bin alemde hakkında. Cebrail, Mikail, İsrafil, Cennet, Cehennem, Alemisan. Ne gidiyorsa 18 bin alem tamam. Onun dışında bile özelliğin var. 18 bin alemin de olmadığı sende var. Kısmanım, başım döndü ya. Sen donmuş ettiğini zannetme kendini. Ya. Çünkü Allah diyor ki senin hakkında, ben kainata sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdım. Bir hadisi kutsi de daha Allah şöyle diyor, herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insan, insanın sırrı da benim diyor. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Bak cümle öyle. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Senin için Allah nasıl sırsa, Allah da sana böyle yani. Senin gibi diyor, ey akıl, kutsi bir cihaz yaratmadım. Bu kullandığın malzemeyi düşün. Kullandıklarınıza bakar mısınız, sen kimsin? Ruhu kullanıyorsun, aklı kullanıyorsun, hayatı kullanıyorsun, şuuru kullanıyorsun. Kullandıklarına bak hele ya. Hiç Mercedes'i o küzün kullandığını gördünüz mü? O küzün hiç kaka attığını gördünüz mü? Köpeğin, sığırın. Değil mi? Yok, sensin, insansın. Acık bir şey ya. Sen donmuş et yığını zannetmeyesin kendini. Böyle kendini yorumladın mı? Ne hedefinde cennet sevdalılığı kalır, ne cehennem endişesi kalır. Ancak Allah seni tatmin eder, ferahlandırır. Başka klima yoktur. Seni ferahlandıracak hiçbir şey yoktur. Cennet bile seni memnun edemez. Ama böyle düşünürsen, bu dersleri duyarsan ki böyle zatlar bana seni gereksinim dedi. İsteyene ver cenneti, birkaç köşte birkaç ürün aşağılamamış aşağı. Fıtrata, yaratılışa göre cennet böyledir. Ama bana seni gereksinim. Kim isterse alsın cenneti diyor ya. Benim derdim o değil.
Benim cennetim diyor, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Cennete bak ne oldu? Cennet değişmedi mi şimdi? Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmak. Bizim cehennemimiz malum cehennem değil. O cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Cehenneme gitsen ne olur ki? Orası bile senin olur. Allah'ı kaybettikten sonra. Allah'ı kaybetme. Cehennemin cehennemidir. Kafir bu dünyada onu yaşıyormuş. Cennetin cenneti Allah'tır. Onu bulduktan sonra cennete iştahı geri kalır. Onun için cennet hedef yoktur. Öyle bir şey yok Müslüman. Çünkü öyle bir hedef yaptırmamış. Biz rıza ilahi. Ne cehennem endişesi ne cennet ümidi. Tamamen o. O adam öyle diyorlar. Tamam avami seviyede sokakta bu kürsüye çıkan insanım. Camide böyle vaaz edemem. Konuşan bir insanım. Kardeşim cennete gitmemiz lazım. Cennet için adım atmak lazım. Burada onu diyelim. Burada sağ tarafıma cennet arkaya koyduk. Sol tarafımıza cehennem rıza ilahi. Ne cehennem endişesi ve korkusu ne de cennet ümidi. Tamamen ikisinin dışında rıza ilahi. Onu istiyoruz. Onu buldun, her şeyi buldun. Onu kaybettin, her şeyi kaybettin. Onu kaybettikten sonra Allah'a sen haşa böyle desen. La tamam lan, gir cennet hadi tamam git. Tam istemem ama gir. Lan cennet midir orası? Allah söyle yaptıktan sonra. Orası cennet mi olur? Bu sırrı yakaladıkları için Müslümanı ve varlığı öyle kucaklamış ki benim cehennemde o kadar vücudum büyük yap ki Müslüman'a yer kalmasın. Ama cahil ya cahil insanlar zahirde cehennemi kastettiği o Allah'ın tehdit unsuru olarak kullandığı bir şeyi adam nasıl diyor Ebu Bekir bunu diyebilir? Bilmiyor ki. Sakar cehennemi var ve cehennemi var. Cehennemin cehennemi. Cehennemin ilk tabakası en basit Müslümanların günahkarların gideceği cehennem tabakasının adı cehennemdir. Ve cehennemi dedi ki sakar bu değil ki. Onu kastetmemiş. Cehenneme demiş. Ama merhamet ilahiye 7 tabaka cehennemin komple cehennem demiş. Ama aslında 7 tabakanın ilk tabakasının adıdır cehennem. Yani ilk tabakada beni büyüt. Çünkü ilk tabakada münafık girmeyecek. Orada münafığın işi yok. Orada kafirin de işi yok. Müslümanların günahkarları girecek 1. tabakaya. Anladın mı? Yoksa cehennemin komplesini kastetmiyor. Tabi bilmeyince. Ya kardeş şuna bak. Onun için ben de bunları bilince bu adamları da böyle konuşunca bana biraz hak verin de sinirlenmeye ona. Adama bak, peygamberi anlayışına bak. Kainatın çekirdeği diyorlar diyor ya. Peygamberin ağzına nasıl yalan vermişler diyor. Peygamber 571'de doğdu diyor, 632'de öldü diyor. Ya hakikaten ya aferin ya, iyi ki söyledin ya, ben bilmiyordum bu tarihi. Peygamber anlayışına bak, peygamber yüklediği manaya bak. Peygamberi nasıl beşeriyetiyle anlatıyor. Kainatın nasıl çekirdeği olur diyor. 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Peygamber anlayışına bak. Oysa Allah Resulü Adem yaratılmadan önce benim diyor, ruhum yaratılmıştı diyor. Ben peygamberdim diyor. Ruh ya. Ama insanı donuş et yığını olarak kabul ediyor. Eşittir MC kare. Einstein diyormuş evet. Donuş enerjidir. İnsanı et yığını olarak kabul edince tabii ki çekirdek olamaz. Peygamber ya. Allah'ın sınavı. Peki. Aynı memlekette ama nazarında fena bir memlekete düştü. Sırrı surette işte. Ki oradan açıldı. Herkes dünyasında bir suret var. O sureti dünyanın içine koyuyoruz. Biz onun için yaşıyoruz. Hakiki dünyada yaşamıyoruz. Neye benziyor biliyor musun? Yatakta yatıyorsun. Rüyada bir alemler yaşıyorsun. Hanım da başka yerde yaşıyor. O da başka rüya. Çocuklar da başka. Kardeşin de öteki odada. Herkes... Hur. Ama horlamanın bak buradan buraya duymuyor. Rüyada sesler duyuyorsun. Ha nasıl ki uykuda herkes farklı halinde. Keşke bir cihazım olsa da hepsinin içine bir baksam şimdi. Tamam. Ulan nerede? Ulan ya, büt, ya, bu tarafa bak. Şimdi savaşan bir adama desek ki savaşıyor. Lan korkma lan diğer dersin lan köpekten kaçtan bir köpek geliyor. Rüyadaki ne der? Lan beni köpek yiyeceksen bir... Ha lan hayal diyorsun. Ne? Hayal kardeşim.
Ben dışarıdayım. Ha, peygamber aynı böyle. Biz uykudayız, bana diyor ki, sen, buyur ya Resulallah. Yürü ya lan, yürü ya, gel. Nasıl oluyor ya? Köpek beni kovalıyor. Bunlar hep hikaye. Hakiki biraz olsaydı, orada zinalar oldu. O zaman zina cehennemin zimaraya olacaktık. Bir sürü zinalar oldu. Abi hikaye mi? Şimdi ötekisi diyor ki, madem hikayedir, gusul niye yaptık burada diyor. Peki bu işi yapan başkası ise fatura buna niye çıktı? Kaçan ceset başkası ise yataktaki ceset niye terlemiş? Böyle garip bir dünyadayız. Alo, burası dünya. İç içi giydirilmiş yine. Gül goncası gibi. Bir kılıf daha. 18 bin alıp tak. Metvatı getirsene bir daha. Bak. Veya mısır kılıfı gibi. Bir kılıf daha. Böyle bindirilmiş. Burada 18 bin alem böyle. Bu su haşikyon gibi. Bak ustak diyor ki bak. Ne diyor? Bu nasıl bir alemdeyiz? Alo, burası dünya. 409 muydu? 309 olabilir. 409 biliyorum. Evet, 409. Zeki olduğumdan değil. Çok fazla okuduğumdan burayı ezberlemişim. Yoksa kafa basmaz mı? Bak, iyi dinle, neredeyiz? Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Bir daha. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde içinde bir kılıfta perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Ya, diğer alem. Şu anda neredesiniz biliyor musunuz? Ne cesediniz kaldı, ne aklınız. Dünya bak, bugünkü psikolojiniz yok, başka bir yerdesin. Bunu kaldırdık başka bir şey. Bak bu derse geldiniz, perde kalktı. Beşeriyetiniz kalktı, aile şey kalktı, ticaret gitti, geldi kalktı başka yerde. Şu anda başka şeydi. Şu andaki yaşadığınız halet buralı değil. Çünkü kuru fasulyeden, domatesten, ekmekten değil. Hap içerek de bu halet olmaz şu andaki halet. Şu anda buradayken buralı değiliz. Anlatamazsın da. Şu anda huzur yok. Yani şu andaki huzur hazırdan oluyor. Şu anda yaşadığın halet buralı değil. Buradayken orayı yaşıyorsun şu anda. Bu rahim isminin özelliğindendir. İman edenlere bulunduğu yerde, yere iman ettiği alemden besleyen Allah. İman ettiği şeylerden Allah'a iman ettik, nuruyla besliyor. Ahirete iman ettik, oradan besliyor. Rahim. Kafirde rahim yok. Rahman var. Kafir mümin fark etmeden rızkını veren, merhamet eden Allah Rahman. Rahim ise kendisine iman edip özel muamele edecek ahirette, aynı zamanda dünyada iman ettiği şeyle besleyen Allah. Neyle iman ettin? Ahirete. Ona besliyor seni. Şu anda halet ahiretli. Şu anda dünyanın huzuru mudur? Kuru fasulye yiyerek mi biz bu huzur olduk? Ne oldu ya? Peki niye anlamıyoruz bu halet oralı da, orayı yaşıyoruz da, niye orayı anlayamıyoruz? Anne kandaki çocuğa anneyi anlatamadığın gibi. İkiz. Diyor ki, anne kandaki ikiz. Bir tanesi diyor ki, ulan biz anne değilmişiz ha. Lan ne annesi lan? Nerede gidip de gene mi var lan? Nereden uyduruyorsun? Ne annesi ya? Ya annemiz var ya. Saçı şöyledir, gözü böyledir, duyguları istedir. Bizi çok seviyormuş lan. Bu ne bu her şey? Anneyi anlatabilir misiniz anne kandaki çocuğa? Biz de o alemlerin içindeyiz ama anlatamıyoruz. Anne kandaki bebeklere anneyi anlatamadığı gibi bu alem içindeyiz ama anlatamazsın.
En diş kabukta haşa Allah'tır. Çıkınca göreceğiz mi? Çıkınca göreceğiz. Doğum olunca. Doğmaktır diyor ya büyük zatlar. Ölüme doğum diyor. Nasıl burada doğduksa aynı yola benzeyen yöntemle oraya doğacağız. Kabirin şekli de aynı öyle doğdurmuş gibidir. Garip bir memleket. Alo alo, burası dünya. Dünyaya hoş geldiniz. Ne olur dünyanızı kırın, hatırlı dünyaya gelin. Son cümleyi okuyorum çünkü saat geçti. Tamam. Bir daha okuyayım şu cümleyi. Bu cümle tamam. Damatta okumayacağım. Aynı memlekette ama nazarında fena bir memlekete düştü sırrı. Aynı yer, aynı surette hakikat boyutlarının nihayetsiz cem olduğu zemin. Suretler bir üstüne giydirilmiş. İlmi keşiflerde böyledir. Değiştiriliyor. Yanlış değildi. Dünkünün doğrusuydu. Dün bir tane keşifin yapmıştı. Doğru budur. Bugün değiştiriyorsun. Abi yanlış mı? Hayır. Dünkü doğru, bugünün yanlış olabiliyor. Çünkü bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta. Hepsi de kılıf ama farklı şey. Buz ama suya geçtin. Abi biz buz diyorduk falan. Yanlış mı oldu ya? Hayır. Şimdi sudasın da onun için buz değil. Dünkünün doğrusu idi. Bu doğrular illa nihayet gider. Buzda olan buzdur abi. Suya geçti. Vay be. Buz diyorduk ya meğer suymuş. Haşköy'e geçince ha suydu. Ha. İlla nihayet sonsuz hiçbir zaman hakikat keşfi bitmeyecek. Cennete gideceğiz inşallah. Cennette bir an bir ana benzemeyecek. Çünkü cennet nasıl biliyor musunuz? Şekilsiz şekil. Sessiz ses. Ses nasıl? Ha öyle bir şey yok. Neyi hayal ediyorsanız, düşünüyorsanız cennet değildir. Şekili düşünüyorsunuz cennet değildir. O zaman nedir? Bizim dünyamızdaki şekil, orada öyle bir şekil yok. Allah Allah. Şekilsiz şekil, mekansız mekan, zamansız zaman, sıfatsız sıfat, maddesiz madde, lezzetsiz lezzet. Çünkü cennet diyor ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. Hayal edememişsin. Hayal edilen her şey cennet değildir. Cehennem de böyledir. O bizimle alakası olmadığı için gitmiyoruz. Dün bir hakikatların suretiydi. Bugün ise ilim ve akıl başka bir manayı yakaladı. O zaman onun nazarında sureti değişir. Oysa aynı yere bakıyorlar. Herkes aynı bakıyor. 10 yaşında bir yere bakıyordunuz sizin köyde. Şimdi kitap okudunuz. Risale-i Nur'da tefekkür mesleğine ilerlediniz. Ağaç aynı mı? Şöyle küfran nimet yapmayacağım. Gafil bir insanın ağaca bakışıyla benimkisi aynı. Seninkisi aynı. Adam kereste diye bakar. Adam bölgelik diye bakar. Ha? Adam meyve diye bakar. Adam hayvanlar yem diye bakar yaprağını. Ama bir nurcu bir alim gibi onun sıfatlarıyla Allah'ı tanır. Bir müfessir olarak görür. Tefsirci gibidir. Bakar yani. Oysa aynı yere bakıyorlar. Direkt hakikattan son meratibine girilemiyor. Yani biz geldik. Hadi abi son. Hayır cennette bile cennet bir an bir ana benzemeyecek. Bir de Allah göreceğiz orada. Her görüşte farklıdır. Yani nereye kadar abi? Yok bunun dibi. Bir tanesi dedik abi cennette bıkmayacak mıyız? Dibine gel. Gel. Ya buraya geldim. Abi ne yapacağız? Yol bitti. Ha yol bittiyse bana başka yol var mı diye sor. Cennette bir an bir ana benzemeyecek. İki an birbirine benzediği an olmayacak. İki an birbirine benzerse abi canımız sıkıldı diyebilirsin. Önceki anla sonraki anla hiç benzemeyecek. Hiç. Nasıl bir şey olacak? Bilmiyorum. Ama merak da ediyor. Merak da ediyor. Ben ondan daha harika olduğum için kendimi çok merak ediyorum. Nasıl bir şeyim acaba ya? Tamam. Gidince göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Az kaldı. Dişinizi sık. Geliyor. Kabir geliyor inşallah. Vallahi ne mutlu ya. İyi ki ölüm var. Olmasa ne yapardı? Ölüm kötüdür. Ölüm olmasaydı ne olurdu? Ölüm o kadar nimettir. Evet. Direkt hakikatin son meratibine girilemiyor. Perde perde arkasında, kılıf kılıf arkasında müşahedeler devam ediyor. Evet. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin.
El Fatiha'tan selavat.